Hepinize merhaba. Bayramın ilk gününden tüm ailenizin sizin bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Fakat bayramımızı kutlayan çok enteresan, bana çok enteresan geldi. Bir dünya devi daha var, yani Müslümanların bayramını kutlayan. Bu kim biliyor musunuz? Gucci. Şimdi hikayesini anlatıyorum. Sıkı durun, yani öyle böyle etkilenmedim. Dün, yani Arife günün akşamüstü Gucci Global'den Eid Mübarek, yani Ramazanınız kutlu olsun diye Arapça bir mail geldi. Tüm Müslüman alemine diyor, işte Allah sizi korusun, işte bayramınız kutlu olsun diye. Vallahi yani müthiş bir düşünce değil mi? Onca ben markaya üyeyimdir. Hani dünyanın en iyilerinden Louis Vuitton'lara, Brooks Brothers'lara, Hermes'lere bilmem. Hatta Türk markalarının iyisine kötüsüne de hepsine bir şekilde bir üyeliğim vardır. Yani e-maille bana bildirimler yollarlar. Fakat hiçbir firmadan böyle bir şey almamışım ki, dünya devi bir Gucci'den bahsediyoruz yani. Böylece yani müşteriye dokunmak işte bu. Şimdi Dubai Mall'da geziyor olsanız vallahi birçok Müslüman bu mailden sonra yönünü Gucci'ye ya da tercihini Gucci'den yana kullanır. Yönünü Gucci'ye çevirir. Benim çok hoşuma gitti. Bütün, bırakın lüks segmente, tüm markalara örnek olması gereken bir şey bu. Hem de markanın yani 100. yılında bunu yaptı. Bravo, müthiş gidiyor. Bu arada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Yine Gucci ile ilgili. Gucci filmi çekildi biliyorsunuz 2020 yılında. 2020 yılı pek de böyle bir film sektörü açısından çok başarılı bir yıl olmasa da herkes 2020'de çekilip bu sene, yani Gucci'nin 100. yılında vizyona girecek olan bu filmi çok bekliyor. Çünkü muazzam bir kadro, muazzam bir senaryo. Yönetmenliği ve yapıcılığında Ridley Scott var. Konusu ne derseniz Gucci ailesinin, yani sırlarla dolu geçmişi. Eski kocası Maurizio Gucci'yi öldürmekten suçlu bulunan işte Patrizia Reggiano'nun hikayesi ve benzeri şeyler var. Sansasyonel olaylara tabii sahip olmuş bir aile, bunları göreceğiz. Kadro zaten, yani bırakın Gucci'yi çekmeyi, başka bir film çekse bile izlenmeyecek gibi değil. Maurizio Gucci'yi Adam Drive canlandırıyor. Lady Gaga ise Karadul lakaplı Patrizia Reggiano'ya hayat veriyor. Bununla da kalmıyor film. Yani Jeremy Irons, bayılırım zaten, bir Damage filmi vardır. Yani öyle böyle değildir. Tarihte en sevdiğim filmlerden biridir. Al Pacino ve Jared Leto da filmde diğer rol alan starlardan. Şöyle ki sanırım yani böyle bir ay içinde ya da daha bile bir kısa sürede vizyona girecek. Yani bravo Gucci diyelim, beni çok etkiledin. Herhalde benim kadar etkilenenler de olmuştur. Görüşmek üzere başka bir podcast'te. Selamlar, sevgiler. Podcast dinle.